Gebelik öyküsünde anormal bir durumla karşılaşan, kili üçlü tarama testlerinde sorun çıkan bayanlar için bu durumu açıklığa çıkarmak konusunda NIP testi dışında uygulanabilecek bir farklı teknik daha vardır. Bu da fetal dokudan örnek alarak yapılan genetik çalışmalar. Bunlar üçe ayrılırlar. Amniyosentez, CVS ve kordosentez olarak. Bunlar arasındaki temel farklar şudur. CVS en erken yapılabilenidir. 12 ila 14. hafta arasında yapılır ve plasentadan doku alınarak yapılır. Plasental örnekten bir çalışma yapılır ya işin aslı olarak. Burada temel olarak iki problem ortaya çıkmaktadır. Bir, gelen dokudan, alınan dokudan anneye ait doku parçacıklarının olup olmaması. Bunu genetik açıdan ayırt etme ihtimalimiz bulunabilmektedir. Anneden kan alarak ve anne karnından alınan örnekteki DNA'yı karşılaştırarak elde edilen dokunun anneye mi yoksa çocuğa mı ait olduğunu ayırt edebiliyoruz. Bu açıdan bir sorunumuz bulunmamakta. Fakat ikinci bir sorunumuz plasental mozaizm dediğimiz bir durumdur. Bu da şu anlama gelmektedir. Normalde insanların bütün vücutlarında genetik yapı birbirinin aynıdır. Fakat %1 ihtimalle dokular arasında fark olabilir. Bu durumda da eğer plasenta dokusundaki genetik yapı çocuk dokusundakinden farklıysa biz plasentanın sonucunu verdiğimiz için gerçek çocuk dokusunu yansıtmayabilir. Ancak en erken yapabildiğimiz test olması sebebiyle önem kazanmakta olan bir test olmakla birlikte ailelerin bu plasental mozaizmi ekarte edemeyeceğimizi bilerek bu test tercihini seçmeleri gerekir. İkinci test planlaması ise amniyosentez olmaktadır. Amniyosentez aslında biz genetikçiler için en çok istediğimiz testtir. 16. haftada yapılır. Amniyon sıvısında çocuğa ait dökülen cilt hücrelerinin toplanmasıyla elde edilir. Bu testin sonuçları %100 çocuk genetik yapısını göstereceği için elde edeceğimiz sonuç kesinlikle çocuğa ait olacaktır. Buradaki sorunlardan en büyük geleni ise kültür süresidir. Ne yazık ki bu amniyon sıvısındaki hücreler aslında yavaş yavaş ölmek üzere olan hücrelerdir. Bu hücreler alındıkları zaman da amniyon sıvısı içerisinde sayıları 50 ila 100 arasında olurlar. Ve bunların kültüre edilerek sayılarının arttırılması gerekir. Bu da 15 ila bazen 25-30 güne kadar uzayan süreçleri tekabül etmektedir. Ve hangi hastanın ne zaman üreyeceği, ne kadar günde kültürden çıkacağını bilemediğimiz için hastalara sonuç verme süresinde net konuşamamaktayız. Ortalama bir süre olarak 21 ila 28 gün denilmekle beraber bu sürenin 40 güne kadar uzayabileceği bilinmelidir. Amniyosentez ne zaman yapılır? Amniyosentez en ideal 16 ila 18. hafta arasında yapılmalıdır. 23, 24, 25'e kadar amniyosentez yapılabiliyor. Fakat hafta uzadıkça amniyon sıvısı içerisindeki canlı hücre sayısının azaldığı, buna bağlı olarak da kirliliğin arttığı, bunun sonucu olarak da sonuç verme ihtimalimizdeki düşmelerin olduğunu bilmemiz gerekir. Benim 16 ila 18 haftalık bir amniyosentez yapıldığı zaman hastalara söylediğim sonuç çıkmama ihtimali %1'dir. Ama 25 haftalık bir gebede sonuç çıkmama ihtimali %5 hatta %10'lara kadar çıkabilir ve burada ivmeli bir artış söz konusudur. Bu sebepten dolayı da 22 ila 23. haftadan sonra genellikle kordosentez yapılmasını öneririz. Kordosentez amniyosenteze göre biraz daha zor, düşük riski biraz daha yüksek bir işlemdir. Burada anne karnından çocuğun kordonuna girerek kordondan alınan kanla çalışılması gerekir. Yine burada anne dokusunun karışma ihtimali bulunmaktadır. Anneye ait kanın da karışma ihtimali bulunmaktadır. Fakat bunu yine test yaparak böyle bir karışım olup olmadığını giderebiliyoruz. Bunun dışında eğer böyle bir karışım yoksa vereceğimiz sonuç yine %100 çocuğa ait olur. Kan dokusu olduğu için üreme çok daha hızlı olur. Yaklaşık 10 ila 12 gün arasında kromozom sonuçlarını buradan verebilirsiniz. Ve aynı şekilde eğer bir çocuğa mikroerey ya da VES analizi gibi daha ayrıntılı testler yapılacaksa kordosentez daha çok tercih ettiğimiz bir örnek olmaktadır. Çünkü bütün genetik testlerin temelleri aslında kan dokusundan izole edilen DNA'ya göre planlanmıştır. Ne yazık ki amniyon sıvısından elde ettiğimiz DNA ile çalışma yaptığımız zaman buradaki en büyük sorunumuz yeterli DNA elde edememek.
ve yeterli DNA elde edememeye bağlı olarak yaptığımız testlerdeki okuma katsayılarının düşük olmasıdır. Ama kordosentezde kan aldığımız için kandada bol miktarda lokosit olacağı için bu lokosit DNA'ları yeterli olabilmektedir yapacağımız testlerde. Kordosentezin dezavantajı ise 22-23. Haftalarda yapılmaya başlanması olup bu haftadan sonra tabii ki kromozom analizi için çıkacak sonuç süremiz 10-12 gün olmakla beraber moleküler test yapacağımız zaman en erken 4-6 hafta hatta 8 haftaya kadar uzayacağını düşünmemiz gerekir. Bu durumda da 22-23. Haftada alacağınız kordosentezden sonuçların çıkması için geçen süre 30 haftayı bulacağı için sonuçta olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda gebelik sonlandırılması kararında artık çok ilerlemiş olunmakta. Bu da amniyosentez, kordosentez ve CVS arasındaki avantaj ve dezavantajlar açısından bilmemiz gereken temel noktaları teşkil etmektedir.